Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir patates ve bir bardak bulgurla yapabileceğimiz tadına doyum olmaz, bir tencere dolusu bereketli bir yemek tarifiyle geldim. Tamamı evinizde olan malzemelerle yapabileceğiniz bu yemeği e, umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Buyurun bulgur köftesi tarifi için videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Bulgur köftesinin yapımına patatesimizi haşlayarak başlıyoruz. 1 adet büyük boy patates kullandım. Patatesi küçük küçük doğradıktan sonra üzerine geçecek kadar kaynar su ilave ettim ve hızlıca haşlanmasını sağladım. Patates bir kenarda pişerken biz de hemen 1 su bardağı köftelik bulgurumuzu aynı bardak ölçüsüyle bir bardak kaynar su ile ıslatıyoruz ve tamamen ıslandığından emin olduktan sonra üzerini kapatıp 15-20 dakika kadar bir kenarda şişmesini bekliyoruz. Patatesleri haşladım ve süzdüm. Bir kenara aldım. Orada soğutuyorum ve bulgurumuz da yeteri miktarda şişti. Şimdi bulguru güzelce karıştıracağım. Tamamen karıştırdıktan sonra geri kalan malzemeyi tek tek sizlerle birlikte ilave edeceğim. Bulgur köftesi için bir adet large boy yumurta kullanıyorum. Sizler daha küçük bir yumurta varsa evinizde unun miktarını değiştirebilirsiniz. Un miktarı yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterecektir. Ben iki yemek kaşığı un kullandım. Onu da ilave ettikten sonra baharatlara geçiyorum. Bir çay kaşığı acı pul biber. Acı seviyorsanız daha fazla ilave edebilirsiniz. 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kimyon ve iki çay kaşığı tatlı toz biber ilave ediyorum ve burada ben tuz ilave etmiştim orayı çekmeyi unutmuşum damak tadınıza göre de tuzunuzu ilave ettikten sonra bir kaşık yardımıyla bütün malzemeleri güzelce karıştırıyoruz Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra soğumuş olan patatesi de içerisine ilave ediyorum. Çok fazla soğutmaya gerek yok. Elinizin dayanacağı ısıda olması yeterli. Patatesi de bulgurlarla birlikte tamamen içinde kaybolana kadar yoğuruyorum. Yaklaşık 7-8 dakika boyunca bu şekilde yoğurdum ve pürüzsüz bir hamur haline gelene kadar da yoğurma işlemine devam ettim. Bulgur kendini tamamen tutana kadar Güzel bir kıvam alana kadar yoğurmaya dikkat edelim. Yoksa bulgur köfteleri dağılacaktır. Şöyle elimize bir parça alalım ve yuvarlayalım. Köfte şeklini verelim ki orada anlarız zaten e, tutup tutmayacağını. Gayet güzel tutuyor kendisini. Ben birkaç tane daha denedikten sonra hemen bulgur köftelerine şekil vermeye başlıyorum. Bir tabağın içerisine biraz un ekeledim. Bu un ekeleme işlemini de köftelerin tabağa yapışmaması için yapıyoruz. Çok fazla una gerek yok. Bir miktar ekelemeniz yeterli olacaktır. Köftelere şekil verirken de yanıma bir miktar su aldım. Ara ara elimizi ıslatmamız gerekiyor. Kesinlikle bu suyu alalım yanımıza. Yoksa elimize köfteler çok hızlı bir şekilde yapışacaktır. Elimi bir miktar ıslattım. Ve küçük parçalar halinde almış olduğum bulgurdan böyle şekiller çıkarttım. Ve un ekelemiş olduğum kabın içerisine bulgur köftelerimi yerleştirdim. Ben ikili ikili yapıyorum. Aynı boyutlarda alırsanız iki tane küçük parça kolaylıkla yuvarlayıp şekil verebilirsiniz. Evet bulgur köfteleri neredeyse bitmek üzere çok hızlı bir şekilde oluyor özellikle biri de yardım ediyorsa daha da hızlı olacaktır ben ikinci tepsiyi hazırladım yine un ektim ve köfteleri üzerine şekil verdikten sonra bıraktım bunları tamamen bitirdikten sonra tepsileri şöyle hafif bir sallıyoruz ve köftelerin yapışmadığından emin oluyoruz köfteler yapışırsa tencereye dökmeniz zor olacaktır ara ara isterseniz böyle sallayabilirsiniz bakın gayet güzel bir şekilde hiçbiri yapışmamışlar Tane tane duruyorlar ve tencereye aktarması oldukça kolay olacak bu şekilde Köfteleri neredeyse şekil vermesini yara etmişken ben hemen bir tencereye su hazırlamıştım Ve kaynamaya bırakmıştım Suyum kaynamaya başladı Yarım yemek kaşığı tuz bir yemek kaşığı da ayçiçek yağı ilavesi yaptım Ve kaynamakta olan suyun içerisine köfteleri ilave ettim Hazırlamış olduğum suyun içerisine ilk tepsiyi aktarıyorum. İki tepsiyi birlikte pişirmiyorum. Çok dolu olursa tencere köfteler birbirine yapışırlar ve düzgün bir şekilde pişmediği gibi dağılmalar da olur. Bakın geniş bir tencere olduğu için çok rahat bir şekilde pişiyor köfteler ve suyun yüzeyine çıktılar. Suyun yüzeyine çıktıktan sonra 6-7 dakika haşlamamız yeterli olacak. Bu şekilde köfteler hızlıca pişecektir. Evet 6 dakikanın sonunda artık köfteleri başka bir tabağa alıyorum. Böyle bir kevgir yardımıyla suyunu süzdürerek ilk köftelerimi pişirmiş oldum ve ikinci köfteleri de hızlıca suya transfer edip onları da pişirdikten sonra bulgur köftesinin o mükemmel sosunu hazırlıyorum. Evet ikinci tepsiyi de göstermek istedim sizlere bakın tencereye ilave ettikten sonra kevgile şöyle hafif bir dibine yapışmasını engelliyorum hafif bir karıştırıyorum ve kendi halinde orta hararette pişmeye bırakıyorum ilk önce e, dipte olan köfteler zaten pişmeye başladıkça suyun yüzeyine çıkacaklar ve 7 dakika sonunda o köfteler de piştiği için güzelce hızlı bir şekilde sizlerle birlikte süzüyorum ve yine böyle genişçe bir tencerenin içerisinde sosunu hazırlamaya başlıyorum. Bulgur köftesinin sosu için 3 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencereye ilave ediyorum ve 1 yemek kaşığı tereyağı da ilave ettikten sonra yağın erimesini sağlıyorum. Yağın erimesi gerçekleştikten sonra da 1 adet küçük küçük doğranmış orta boy soğanı da sosun içerisine ilave ediyorum. Ben hep bu şekilde yaparım. Ben fellah köftesinin sosunu da bu şekilde hazırlıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Soğan ayrı bir lezzet katıyor. Soğanı güzelce yumuşatalım. Terleterek pişirelim karamelize olmasın ki karamelize olduğunda farklı bir tada ulaşıyor farklı bir boyuta gidiyor. O yüzden terleterek pişirmek de fayda var. Soğanı şöyle bir karıştırıyoruz ve kapağını kapatıp yumuşamasını ve renginin değişmesini bekliyoruz. Evet soğanlar yeteri miktarda kavruldu. Şimdi içerisine iki büyük diş rendelemiş olduğum sarımsağı ilave ediyorum ve bir dakika boyunca sarımsaklarla birlikte soğanları kavurmaya devam ediyorum. 1 dakikanın sonunda bir yemek kaşığı dolusu biber salçasını da tencereye ilave ediyorum ve onu da 2-3 dakika boyunca kavuracağım ve kokusunu çıkartacağım. Hazır salça kullanıyorsanız illaki 3-4 dakika kavurun midenizde yanma ve ekşime yapmasın. Biber salçası kullandım. Eğer domates salçası kullanırsanız sosa domates de ilave edeceğimiz için çok ekşi olacaktır. O yüzden biber salçası kullanmakta fayda var. 3 dakikanın sonunda içerisine yarım litrelik şişede melemenden ilave ediyorum. Yani kışlık hazırlamış olduğum domates sosundan ilave ediyorum. Sizin evinizde hazır yoksa 3-4 tane domatesi blenderdan geçirerek, rondodan geçirerek içerisine ilave edebilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve o kaynamaya başlarken ben de haşlamış olduğumuz köftenin suyundan bir bardak alıp içerisine ilave ediyorum. Biz sosu biraz daha sıvı ve yoğun sevdiğimiz için bir su bardağı haşlama suyundan ilave ettim. Sizler çok yoğun bir sos istemiyorsanız yarım su bardağı yeterli olacaktır. Ben bu esnada damak zevkime göre ve eksikliğine göre tuzumu da ilave ettim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra sosun 5-6 dakika kaynamasını sağladım. Evet susu yeteri miktarda kaynattım. Şimdi içerisine köfteleri de ilave ediyorum. Ve üstüne yarım demet ince ince doğramış olduğum maydanozu da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp 6-7 dakika boyunca kaynamaya bırakıyorum. Bu şekilde kaynattığımız zaman sosun tadını bulgur köfteleri tamamen emmiş olacaklar. Altıda kısalım en kısık ayarda 6-7 dakika boyunca köfteleri kaynamaya bırakalım. 5 dakikanın sonunda köfteleri kontrol ediyorum. Gayet güzel, tadına da baktım. Artık daha fazla kaynatmaya gerek yok. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Bir 5-6 dakika dinlendirdikten sonra sizlerle birlikte servis ediyorum. Gördüğünüz gibi köfteler kesinlikle dağılmadı. Çok güzel bir kıvamı oldu. Sosunun da bulgur köftesinin de tadı gerçekten çok ama çok güzel. Umarım sizler de bu tarifi dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.